Merhaba arkadaşlar, ben Emrecan ve bugün arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. 3 tane David Silva'mı satıp bir tane de futbolcu alacağız. Bakalım kimi alacağız. Griezmann almayı düşünüyorum ama ondan önce arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar için like atmayı unutmayın. Cidden beğenilerim çok düştü fakat bu video hafta sonu olduğu için hepiniz izliyoruz. O yüzden bir gün içerisinde 20.000 beğeni gelirse çok motive olurum. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar bu arada biraz yana bakıyorum çünkü monitörü değiştirdim. Artık şuraya bakıyordum önceden, şimdi buraya bakıyorum, onu boş verin. Şimdi bir bakalım takasımıza. Ama ilk önce temsilcilerden 2 tane top açma hakkım var, onu sizler için yapıyorum. İki tane topumuz var. Kampanyalarda efsaneler var ve özel temsilciler var. Özel temsilcide kim var biliyor musunuz? Arsenal ve Liverpool'un var. Ben buradan bakalım Arsenal'da kimler var. Keşke Alexis Sanchez hala Arsenal'da olsaydı. Mükemmel olurdu. Burada Sokratis topar falan var ama Liverpool'da mükemmel şeyler vardır. Bakalım kim var. Bu arada top açım videosu gelecek, dediğim gibi beğeniniz güzel. 94 Muhammed Salah. Yeni bir Mbappe vakası olabilir. Arkadaşlar eğer videoyu beğenirseniz gerçekten özel top açım yapacağım. Sadece bir tane açacağım şu an. İki tane açacağım. Ondan sonra gelecek. Bu arada Muhammed Salah gelirse arkadaşlar ne isterseniz yapıyorum ya. Yemin ederim. Başka bir şey istemiyorum. Bak Salah gelecek. Bu sefer Muhammed Salah, yalvarırım. Bir tane hakkımız var. Muhammed Salah gelir mi? Ah, şimdi geldi. Stoper mi? Lan mükemmel oldu ha. Arkadaşlar dediğim gibi beğenirseniz eğer Liverpool'dan 2 tane daha top açma hakkımız kaldı. Onları da bir dahaki videoda sizlerle olacak. Yani 2 gün içerisinde gelir. Ya pazar ya pazartesi gelecek. Şimdi bir de efsanelerden 25.000 paperlen kendim açmak istiyorum. Bu da son topumuzdu. Bakalım buradan kim gelecek. Siyah top gelmeyecek. Direkt starta bastım Arjantin'den. Bonate, Botinelli falan geldi. Şimdi arkadaşlar asıl videomuzun amacına başlıyoruz. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada takas diye bir şey var. Takas diye bizim 3 tane kaç tane oyuncumuz var. Terstegen kalmış. Bakın 2. Dybala 2. Alex, ay Arturo Vidal 2. David Silva 3. Gabriel Jesus, Manolo, Filippo Lisan. Bunlardan birazcık da bakın bana ne lazım biliyor musunuz? Şimdi David Silva'yı yapacağız ama Jesus, Manolas, Filipolis, Arturo Vidal, Ter Stegen, Dybala falan gelirse eğer bana bir dahaki takas turunda daha güzel oyuncular alacağız. Bakalım bu takas turunda kimi veriyor, hazır mıyız arkadaşlar? Üçgene bastım ve Ronaldo, Messi, De Gea, Neuer, Lewandowski. Yapma. Yapma ya. Ya Griezmann neden yok ya? Ya çıldıracağım. Bende kiralık Griezmann var diye mi yok acaba? Evet, ondan yok. Neden? Çünkü burada olan oyuncuya bakıyoruz arkadaşlar. Griezmann'ı atma yöntemi yok mu ya? Kiralık bende ya. Ya Griezmann'ı istiyorum ya. Ama Ronaldo vardı ha. Gördünüz mü? Lan tamam, uyandım. Uyandım bakın. Video çekme lazım. O kadar sorumluyum ki önceden başlıyorum. Benim Griezmann nerede arkadaşlar? Bir dakika, ben bir Griezmann'ı bir görmem lazım. Aa, yukarıda. Şimdi ben bunu atmak istiyorum takımdan. Serbest bırak Griezmann'ı. Griezmann'ı serbest bıraktım. Tamam. Sonra takas turumuza giriyoruz. Bakın inşallah olur. Çünkü kiralık olduğu için arkadaşlar online'da oynatamıyorum Griezmann'ı. Allah lütfen olsun. Lütfen. Griezmann! İşte bu be! Mükemmel ama nasıl düşündüm? Nasıl düşündüm ama? Süper oldu arkadaşlar. Korkmayın Ronaldo'yu almıyorum diye fakat bize Griezmann lazımdı. Griezmann. Şimdi Griezmann alacağız. Birinci seviye olacak fakat antrenman basa basa arttıracağız. Zaten diğer oyunculardan topa, bir dahaki top açımda diğer oyunculardan elbet bir tanesi gelir. Onları Ronaldo'yu alırız. De Gea'yı falan alırız. Mükemmel bir video olur. Ramos'u alırız. Hoppo! Lewandowski de çok istiyorum fakat Griezmann takımımıza hayırlı uğurlu olsun mu? Griezmann fırtına gücüne hayırlı uğurlu olsun mu arkadaşlar? Griezmann fırtına gücün turn down to one! I just saw a missing song. I just saw a missing song. Arkadaşlar Griezmann'ı aldık şimdi. Griezmann'ın seviyesine tam bakmadım. Bir bakalım hep beraber kaç seviye. Ziye bir sözleşme yenileme bileti yapalım. Bu maç bu bölüm arkadaşlar böyle birazcık teknik bölümü. Sizlere nasıl antrenman basacağımı falan göstereceğim bir de.
Sonra Pique'yi yapalım. Pique'yi de bir sözleşme belirtisi yapalım. Tek tek yapmasaydık keşke ama boş verin. Pique'nin de sözleşmesi yenilendi. Şu an takım morali kötü. Griezmann alırız, başlarız. İlk önce bir sol bek çıkardık değil mi? Sol bekimizi direkt buradan kimle değiştirelim? Şununla değiştirelim. Sonra alalım. Mükemmel oldu sol bekimiz buraya. Efsane oldu. Artık tek sağ bek lazım bizim kadromuza. Ondan sonra arkadaşlar Griezmann neredesin? Griezmann 82 Griezmann. Griezmann'ı kimle değiştiriyoruz arkadaşlar? GFSF tamam. Mertens'e değiştiriyoruz. Ondan sonra 82 olduğu için Agüero'ya atlamam aslında. 91 oldu. Güzel bir yedek Agüero'da. Son dakikaların kralı olabilecek bir yedek. Buradan gidiyoruz arkadaşlar Michael Agüero'lara ve satacağımız oyunculara bakıyoruz. Fakat satacağım oyuncu yok neredeyse. Bakın bunları tek tek işaretliyorum arkadaşlar. Sonra Depantino olmuyor bir tanesi. Bu mu olmuyor? Yok. Şu olmuyor. Şu bende hiç olmuyor. Şunları alıyoruz böyle. Tamam. Depantino'yu böyle hop 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 hop. İnşallah kötü bir oyun şey başka bir hocama Filipe Luis'i de satalım. Ama satmıyorum. Bunda iki tane vardı. Alderweireld satalım. Ondan bir tane vardı herhalde. Bunu satalım kayıcı arkadaşlar. Siyah topları satıyorum genelde. Isco dursun mu? Isco'yu satmayalım da Otamendi satalım. Eriksen gelmez. Kurtuva fazla gerek yok. Alisson dursun. Marco Reus dursun. Dybala'dan iki tane vardı. Coutinho'dan da iki tane var ama bende yazmıyor. Bir tanesi kiralık galiba. Aynen. O yüzden bir tanesini satıyorum. Terstegen dursun. Robertson dursun. Defans Portas'a Biglia dursun. Nainggolan dursun. Rakitic, Salah, Agüero, Sanchez, Pique, Hazard, Bale, Mertens. Mertens'i satalım ya. Ne yapacağız Mertens'i? Ama 91 dursun ya. Ya da satalım arkadaşlar. Griezmann için her şeyi yaparım vallahi şu an. Mbappé'yi satalım. Tamam şimdi. Tekrardan bakarım. Thiago Helena, Rapinha, Kerem Frey, Bajagere, Mezal, Gamba, Chavez, yok, Gotunelli, Alderweireld, Sişen'in, Navas, Otamendi, Eriksen, Kurtuba, Coutinho, Mertens. Tamam. İnşallah ilk 11'imden bir oyuncu silmedim. Çok korkuyorum sildim diye. Allah sinirlenmiş olayım. Şimdi bir takım yönetimine gireceğim. Orada bir bakıyormuşum. Beyaz bir şey varmış. Altı mı ederim? Var mı yok mu arkadaşlar? Siz bana söyleyin. Var mı yok mu? Yok. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunları departmanın yapmamız bize antrenör verdi. Antrenörü de nasıl basacağımızı göstereceğim. Burada antrenmana basıyoruz arkadaşlar. Buradan antrenman yapmak istediğimiz oyuncuyu seçiyoruz. 82 Griezmann'ımız nerede bizim? Evet burada. Daha sonra pozisyon antrenörümüz var mı bakalım. Bir tane pozisyon antrenörümüz var. İşte basalım. Bakalım ne verecek. Pozisyon antrenörü şu an maksimum düzeyde sağ kanatlık verdi. Tamam. Sağ kanat verdi. Griezmann sağ kanat oynayabilir. Yanlış yaptım bir dakika. Tamam. Beceri antrenörü olsun çok lazım. Olmadı. Böyle tüm beceri antrenörleri arkadaşlar Mbappé'ye bastım. Lovacet'e falan hepsini Mbappé'ye bastım. Fakat DP antrenörü var şu anda. Bakın Griezmann şu an 1. seviye ve bakın 13 oldu. Bu kadar bastım 13 oldu. 15, 17, 18. Bizim bir 30 üstü lazım. 30 tam 30 lazım normal 90 olması için Griezmann'ın. Şu an 82'den 25. seviye oldu. Bu da demek oluyor ki 87 falan olacak. Ve basıyoruz bunları. Griezmann'ımız 89 oldu. Griezmann 89 oldu. Mükemmel bir şey. Bak bak nasıl artıyor. Deneyim puanları falan. Oh. Çok güzel. Bunu arkadaşlar Griezmann tabii 40, 35, 40 yaparsak 92 falan olabilir. Griezmann da takımımıza gerçekten çok katkı sağlayacağına eminim. Şu Skada da kiralık olduğu için onu da hiç satamıyorum. Ne yapayım ben onun kiralığını? Bakın Coutinho kiralıkmış bende. Normalini sattık biz. Zaten kiralığı satılmıyor. Başka satacağımız bir oyuncu bizim burada yok zaten. Griezmann'ımızı kadromuza ekliyoruz arkadaşlar hep birlikte. Takım yönetimi diyoruz. Buradan Griezmann'ı Agüero'ya değiştiriyoruz. Agüero biraz yedek olsun. Daha sonra arkadaşlar bakın bu moraller bozuk gibi gözüküyor ya. Hemen şuradan üçgene basıyorsunuz ve dayan iyileştirme herkes diyorsunuz arkadaşlar. Zaten bilenleriniz var da ben bilmeyenler için söylüyorum. 8 oyuncu için iyileştirme yapıldı. Tamam. Capture tamam. Şu an Griezmann 89. Normalinden birazcık daha kötü ama gidebilir. Aşinalık desteği basalım bir tane ama basamayız büyük ihtimalle. Aynen %120. Daha sonra şuradan şey yapalım. Yönetim beceri desteğine bir yönetime bize bir katkımız olsun bir tane. Ve 1170'ten 1185 oldu Klopp'un yönetim becerisi. Griezmann'ı antrenman bastıktan sonra tekrardan yönetim becerisi yapacağım. Bu arada bunu da bir iyileştirelim. İyileştirelim. Tamam. Filipolius'u da bir iyileştirelim. Sonra bir tane daha vardı. Agüero'yu iyileştirelim. Onlar öyle kalmasın. Çünkü ikinci yere girebilirdik size. Hiç belli olmaz. Ve güncel fırtına gücü kadrosu. Bu şekilde arkadaşlar. Sanchez, Griezmann, Mbappe. Bakın. Burada ne vardı? Eski kadromuz kuruluyor. Sol bekte çıkardık. Bu video gerçekten benim için çok güzel bir özel bir video oldu arkadaşlar. Aşırı mutluyum. Griezmann çıktı çünkü. Yani
diyecek başka bir şey yok. Şu an takım ruhumuz yani 99, her şeyimiz iyi. Bakalım başka ne var. Arkadaşlar sizler için bakın sizler için, Muhammed Salah için bir de Liverpool'dan iki tane hakkımız kalmış ya Liverpool'dan. Bu videoda bir tane daha açıyorum sizler için. Fakat 15 bin dakika gelirse bir tane daha hakkımız var Liverpool için. Ondan sonra o hakkımızı top açım videosuna kullanacağız. Çünkü param yok. Yani şu an Minecraft parası yatırmam gerekiyor ve yatırmadım karta para da. O yüzden like'larınızı gömçürüm. Şimdi Muhammed Salah gelirse bu video benim için kopar. Muhammed Salah gelir mi? Muhammed Salah gelir mi? Yine aynısı geldi la. Yapma, yanarız. Yapma. Robertson geldi yine ya, çıldıracağım. Ama bu da demek oluyor, ne demek oluyor arkadaşlar? Robertson'u da satıyoruz. DP anteni ödüyoruz. Bunu basıyoruz be. Ah be. Fazla olmuyor. Bir oyuncudan fazla olmuyor. Ben top açımı yapacağım ya arkadaşlar. Top açımla bir sürü oyuncu satacağım. Ondan sonra şey yapacağız hep beraber. 44 seviyeye kadar artırıyormuş Griezmann zaten. Top açımdan sonra ben bu Griezmann'ı 94 yaparım. Kendinize bakın. Eğer umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.